Merhaba arkadaşlar, Max Scooter'lar için bir tane kombin istemişti bir arkadaş. Onun için de birkaç tane ürün çıkarttım. Bu ürünleri neden çıkarttım? Fiyat performansı gerçekten iyi olduğu için. Bu ürünlerden bir tanesi Next SX100. Daha önceden bu kasları tanıtmıştım. Gerçekten hani bolca renkleri var. Hem de bedenleri var, hem de desenleri var. Hem tasarım yönünden gerçekten iyi buluyorum. Aynı zamanda güneş yüzörlü bir kastır. Bu kaskı neden beğeniyorum? Çünkü full artı full geliyor. Bu ne demek? İçindeki yağıyla, pinin okuyla, işte çene pediyle, burun pediyle, her şeyle dört dörtlük bir kask. Mikrometrik bağlantıya sahip. Mikrometrik bağlantı ne demek? Kolay takılıp çıkartabilmeniz için mikrometrik yapmışlar. Double D bağlantı da alabilirsiniz. Biraz fiyat performansı uygun olduğu için bunu paylaşıyorum. Eğer hani dışı tamamen fiber olsun istiyorsanız, ki bunun fiberglass ve kauçuk, kauçuk ve polikarbon destekli bu. Fiberglass bir kask istiyorsanız LS2CR1'lere bakabilirsiniz veya işte daha iyi bir kask istiyorsanız. Onun için Shoei GT Air kullanacağınız sürüş pozisyonuna göre, Max Scooter kullanıyorsanız GT Air, spor kullanıyorsanız NXR veya Q-Vest alabilirsiniz. Ama konumuz Max Scooter olduğu için tekrar geri dönelim. Bu kolaylıkla işte kademeli olarak açılan, önünde havalandırma kanalı olan bu kasklar arasında da en iyilerinden bir tanesi diyebilirim. Üst havalandırma kanalı var, arka hava çıkış kanalı var ve bunun ağırlığı 1550 gram ECE 2205 sertifikasına sahip. Pedleri de çıkartıp yıkanıp tekrar takılabilen kasklardan bir tanesi. Fiyat performans demişken LS2 Breeze Mount'unu tanıtacağım tam da burada. Özellikle şu dirsek korumaları gerçekten iyi, tamamen kavruyor. Neredeyse bileğinize gelecek kadar kavruyor. Bileğinize gelmiyor tabi. Bileğinize gelecek kadar kavruyor. Gerçekten büyük yapılmış. Omuz korumaları da gerçekten büyük. Ama bir sırt koruması yok. O yüzden sırt korumasını bunun almanız gerekecektir. Havadar, yazlık, bağırlık mont isteyenler bunu seçebilirler. Neden bunu seçebilirler? Çünkü hani hem uygun fiyatlı hem de bütün yaz, bahar aylarında sizi idare edebilecek şekilde yapılmış. Kollarında şu şekilde fermuar koymuşlar. Ön tarafı tamamen file dokudan oluşmuş. Şöyle açınca zaten o file dokuyu içinde görüyorsunuz. Bu tarafında bir tane cevap var. Arkasında bir sırt koruması yok. Sırt koruması olduğu için bir tane uygun fiyatlı Impactec alabilirsiniz. Bunun sırtına uygun, hem de kesilebiliyor sırt korumaları. Biliyorsunuz Impactec'ler çarptığı zaman aynı zamanda sertleşebilen koruma tipinden. Onları alabilirsiniz. Yine Revit koruma alabilirsiniz. Yine işte Proel'in, Venom'un korumalarından alabilirsiniz. Eğer bir bellik istiyorsanız yine Proel, Venom gibi korumalardan alabilirsiniz. Onları kullanabilirsiniz. İsteğinize göre yani. Yani tamamen bu sizin bütçenizle alakalı. İsterseniz Zandon'u alırsınız. İsterseniz en uygun Proel'den alırsınız. Benim burada sunduklarım ortalama bütçesi olan Max Scooter'da da kullanılabilecek ürünleri tanıtmak. Max Scooter'da LS2 markasını çok fazla ne denir, övmeyenler, beğenmeyenler var. O yüzden LS2 yerine Revit Eclipse alınabilir. Onun kalitesi daha mı iyidir, daha mı süperdir? Onu tamamen kullanıcısı bilir arkadaşlar. Ama hani en azından kumaşı biraz daha iyi olduğunu ben biliyorum. Bu da alınabilir eğer fiyat performans açısından bir ürün arıyorsanız ve hani bana uzun yıllar gitsin diyorsanız, Revit Eclipse de LS2 Breeze de gerçekten iyi gelecektir. Ben bunun yanında Vexo'nun Splash eldivenlerini çıkarttım ama Vexo Comfort, Vexo Black Sport gibi modellere bakıp alabilirsiniz. Bu eldivenleri neden çıkarttım? Çünkü yumruk koruması var, eklem yeri korumaları var, aynı zamanda bilek koruması var. Bu bilek korumaları gerçekten önemli. Çarptığımızda, kaza anında bize çok yararı oluyor. Düştüğümüzde bilek kırılmasından dolayı işini yapamayacak hale gelen arkadaşlar bunu çok daha iyi bilirler. Bu bilek koruması sayesinde bileğimizin kırılmasını engelleyebiliriz. Çizgisi var, düzü var, mavisi, kırmızısı gibi renkleri var. Bunlardan alabilirsiniz. Impactec korumalar demişken, için onu kullanabilirsiniz demişken, bunları da kullanabilirsiniz. Bunlar dizlik. Ben dizlik çıkarttım. Bazı arkadaşlar hani pantolon kullanmak istemiyor. Hani birleşik motor pantolonuyla, motor pantolonu olarak pantolon kullanmak istemiyorlar. Çünkü hani biraz daralttığını düşünüyorlar. Bazıları işte kısa
şortla bu dizlikleri kullanıyorlar. Bazıları normal yine kot pantolonu giyip bu dizlikleri takıyorlar. Dizliklerin size kazada çok büyük yararı olmadığını söyleyeyim. Çünkü dizlikler dönüyor. Daha önceden de tekrardım birçok videoda zaten bunu görebilirsiniz. Kaza anında dönerek sizin zarar görmenizi engellemiyor. Bunları alabilirsiniz istiyorsanız. Proel'in de var, Rexon'un da var, Zandona'nın da var, Dynas'ın da var. Tamamen performans ve fiyatına göre almak size bağlı. Beraberinde hoşuma giden Rockwell botlarını sunuyorum. Rockwell botlarını da daha önceden söylemiştim zaten ben. Özellikle bilek yerinde, topuk yerinde ve ön burnunda çok iyi sert korumaları var. Sizi gerçekten hani ayağınızın ezilmesini engelleyecektir. Bir kaza halinde işte motorunuz diyelim ayaklarınıza düştü. Ayaklarınızın ezilmesini, zarar görmesini engelleyecektir. Cırt cırt bir modeldir. İçi fazla terletmez ve yaz sürüşü için çok daha uygundur. Çünkü hani kumaş yapısı var. Kışın giyerseniz biraz üşütür ve yağmur geçirebilir. Onu da aklınızda tutun. Umarım Maxi Scooter için bu ürünler hoşunuza gider. Tabii ki hani farklı farklı ürünler var. İsterseniz mağazamıza telefon ederek bana bir Maxi Scooter ürünleri çıkartabilir misin diyebilirsiniz. Ya da işte bizim İstanbul Total benzinci karşısında Bostancı'daki mağazamıza gelebilirsiniz. Arkadaşlarınızdan bilgi isteyebilirsiniz. Onlar size istediğiniz herhangi bir kombini, uygun fiyatta olan kombinleri çıkartmaya çalışacaklardır. Hepinize iyi sürüşler.